Yeter lan! Yeter! Ne lan bu? Hep benim mi canım acıyacak be? Ne lan bu? Yatırın lan beni mezara, gömün! Yatırın, siz de kurtulun, ben de kurtulayım be. Yeter! Ne diyorsun? Gözlerinin içinde kaybolmak isterdim. Korkut'u öldürecek misin? Sen de mi kullanacaksın beni ha? Piyonun mu olacağım senin? Canımı acıtıyorsun. Güzel bir söz söyleseydin bari be, bir gülümseseydin. Ama yok. Yılmaz psikopat nasılsa değil mi? Yılmaz katil. Sen iste o yapar. Al bak. Bakın bak. Benim burada bir kalbim var, atıyor, duyuyor musun? Tamam, yapacağım. İstediğini yapacağım, Korkut'u öldüreceğim. Nasılsa ölmeyecek mi ha? Ölmeyecek mi? Ha benim elimden, ha Azrail'in. Ha bugün, ha yarın, ne fark eder? Selim, hepimiz ayrı ayrı rezil edin. Babam iyi ki görmedi bugünleri. Allah affet beni. Özür dilerim. Tamam Selim. Sonra konuşuruz. Sen nasıl yapabildin böyle bir şey ya? Tolga abi. Hiç mi için sızlamadı? Tolga! Tolga! Sen bu evde büyüdün. Doğumunu hatırlıyorum lan! Tolga tamam bırak. Neyse cezası biz veririz kardeşimin, bırak! Tolga tamam bırak çocuğu. Bırak çocuğun yakasını! Her şeye karışmasına olmuyor değil mi sen? Sen Almanya'da hırsızlıkla geçinmiyor muydun? Sen mi hayattı çocuğu? Çırak mı bildin lan kendine? Korkut rica ediyorum lütfen. Vur. Vur ne değişecek? Hırsız oldun, gerçeğini değiştirebilecek misin? Tolga yeter, ne olursun içeri gir. Başımızda yeterince dert var zaten. Asiye sen de olanı al eve git, hadi onu içeri gir sen de. Sen kal burada, konuşacağız. Herkesi yolladığınıza göre ağır konuşacaksınız herhalde. Tamam, itiraf et. Bak hiç kimseye söylemeyeceğim. Parayı sen çaldın, bana oynadığın kötü oyunlardan biriydi değil mi? Siz eminsiniz zaten. Korkut ben senden duymak istiyorum. Al. Al polisi ara hadi. Gönül karanlığı, bir kere de tuttuğunu kopar hadi. Tamam, seninle konuşmaya çalışmak saçmalık zaten. Vicdansızın, acımasızın birisin sen. Hemen geri adım atıyorsun yine. Niye söyleyeyim mi? Çünkü içinde bir yerde bunların hepsini hak ettiğini düşünüyorsun da o yüzden. Ha ben hak ediyorum, öyle mi? Evet, hak ediyorsun. Hak ediyorsun, sen çocuğunu terk etmiş bir kadınsın. Çocuğunu terk etmiş bir annesin sen. Anladın mı? Vicdanında bir yara olarak kalacak hep bu. Çocuğun ağladığında, çocuğun dayak yediğinde, çocuğun anne diye gelmeyeceğini bile bile ağladığında sen onun yanında yoktun. Ama şimdi böyle değil biliyorsun. Ne fark eder? Çocuğun seni hiçbir zaman sevmeyecek. Senden hep nefret edecek. Annene duyduğun öfkeyi benden çıkarmaya çalışıyorsun. Çok büyük bir haksızlık bu Korkut. Benim gibi bu kadar acı çekmiş birisinin her şeye hakkı vardır. Unutma bunu. Beni sakın unutma gönül karanlığı. Tamam mı? Korkut yapma. Acı içinde mi ölmek istiyorsun? Yapma Korkut! Korkut!
işin var senin burada? Çok acıyor. Niye geldin sen buraya? Anlamadın mı? Annemi bekliyorum. Bu elini niye sarmadan çıktın? Gel hastaneye götüreyim seni. İstemiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Annem gelecek. Sıracak elimi, iyileştirecek. Sen git. Boşuna hayal kurma. O seni unuttu. Hatırlasana, çocuk terk etti seni, gitti. Mecbur da ondan gitti. Mecbur falan değildi. Hep kendini düşündü o. Bu elindeki yarayı da o yaptı. O yüzden hayatının sonuna kadar geçmeyecek o. Kötüsün sen ya. Kötü. Ben de mi senin gibi olacağım? Ya sen kafana soksana şunu. Kimse seni sevmedi. Kimse seni istemedi. Aç kaldığın günleri düşün. Sokakta gezdiğin o günleri düşün. Annemi sarınca hepsi geçecek ama. Geçmeyecek. Geçmeyecek. Bozuk plak gibi aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyorsun. Oh ne güzel ya. Sarılacaksın, her şey düzelecek, öyle mi? Ağlama. Ağlamıyorum ben. Ağlıyorsun. Bari bana yalan söyleme. Nereye gidiyorsun? Gitme. Annemin yanına gideceğim. Ona sarılacağım. Sen yapmadın, ben yapacağım. Sarılma. Sarılma, ne olur sarılma. Gitme. O kadın bizi hiç sevmedi. Hep nefret etti bizden. Eğer sevseydi, elimizi bırakmasaydı ben böyle kötü olmazdım ki şimdi. Annen hiçbir zaman sevmekten vazgeçmez ki. Geçti şimdi. Sen kimsin? Korkut'a sor, söyleyecek. Korkut Ali mi? Korkut. Aşkım, ne yapıyorsun burada? Ne konuştunuz Gönül Hanım'la? Ceylan. Gidelim buradan. Ben nefes alamıyorum bu evde. Bakıyorum öyle güzelliğine. Ya dalga geçme. Dalga geçmiyorum ya, çok ciddiyim. Ceylan. Beni hiçbir zaman sevmekten vazgeçmeyeceksin. Biliyorum.
Tabii ki vazgeçmeyeceğim. Ne demek o şimdi? Ameliyat yüzünden değil mi? Korkut. Bak sakın veda etmeye falan kalkma bana. Ameliyat çok güzel geçecek. Sen de sağ salim eve döneceksin, tamam mı? Ben vedalaşmıyorum seninle. Ya vedalaştığın falan yok Ceylan. Nerelere getirdin olayı? Aç mısın sen? Çünkü aç olduğunda daldan dala konuyorsun da. Ya sapağı kaçırdın. Sen benimle uğraşacağına yola baksana. Kaçırmadım ya, bilerek geçtim. Başka yere gidiyoruz. Korkut bak, bugün çok korkunç geçti zaten. Eve gidelim, dinlenmen gerek senin. Hem nereye gideceğiz bu saatte? Bugüne kadar hiç yapmadığımız bir şey yapacağız seninle. Neymiş o? Buyurun hanımefendi. Niye geldik buraya? Dans edeceğiz. Dans mı edeceğiz? Bugüne kadar hiç senle bir şarkıda baştan sona dans edemedik. Gitme kolay. Ya sonrası silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum. Ne olmasını isterdin şimdi? Sende solan yüreğim. Ameliyat dışında. Silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini. Bilmem. Atamazsın biliyorum. Kar yağsa güzel olurdu mesela. Senle solan tamam. Yüreğimi. Konuşalım. Ver bana düşlerimi. Ver bana gülüşlerimi. Şey. Yanarsın. Zaten hava oldukça soğuk. Verirsen. Ben çok bir şey istemiyorum senden. Ver bana düşlerimi. Kar yağsın da karımın dileğini yerine getirin. Deli. Sen rica ettin diye kar mı yağacak şimdi? Verirsen bana. Hadi ama bekliyorum. Gitmek kolay, ya sonrası silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum. Sende solan yüreğimi silebilir misin sende kalan dudaklarımın nemini atamazsın biliyorum. Senle solan yüreğimi ver bana düşlerimi. Ver bana gülüşlerimi. Yanarsın ah yanarsın. Verirsen bana kendini. Ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerimi. Yanarsın ah yanarsın, verirsen bana kendini. Oo, küçük hanım gece gezmelerinde. Neredesin sen? Konuşamadım Yılmaz'la. Bak yapamayacaksan söyle. Elimden geleni yapıyorum. Sen ne zannediyordun? Ben gideceğim Yılmaz'a söyleyeceğim. Yılmaz hemen Korkut'u öldürecek mi zannediyordun? Ne bu? Tavuk mu kesiyoruz? Yok olmayacak bu Yılmaz'la. Oyalıyor seni.
Oyalıyorsa oyalıyor. Ne yapalım? Anneme gerçekleri söylemem an meselesi. Ne yapayım istiyorsun? Gideyim ben mi öldüreyim? Katil miyim ben? Ömrümde bir karıncayı bile incitmedim. Sadece kaybedebileceklerini hatırlatıyorum o kadar. Anladım. Güzel. O zaman ben de sana bir şey hatırlatayım. Sevgili annemiz için en önemli şey Korkut ve Emine'nin onun çocukları olması. Ve senin bu gerçeği bilip ondan saklaman. Anlaştık diye düşünüyorum. Her işi biz yapar olduk bu evde. Evet. Ne istiyorsunuz hanımefendi? Hanımefendi. Hanımefendi bakın ne istiyorsunuz bilmiyorum ama hiç iyi bir zaman değil. Gidin lütfen. Para mı istiyorsunuz? Gidin lütfen şimdi. Benim paraya ihtiyacım yok. Ben senin yaşamanı istiyorum. Ne diyorsunuz? Ben senin annenim. Aramazsın sanıyordum. Aradım, niye aramayayım? Söz verdik ya. Neyse, Korkut'un yerini biliyor musun diye soracaktım. Yağ yaralığı içine girdi herif. Yok, bilmiyorum. Bak sen. Azrail bizden önce davranmış olmasın, ne dersin? Sanmam. Sen vazgeçmeyeceksin değil mi? Laf ağızdan çıktı bir kere, merak etme halledeceğim. Neyse, kapatıyorum. Bulayım şu herifi. Yılmaz aradı. Korkut'u bulamıyormuş. E'si vazgeçelim ne bileyim. Öldürmeyelim. Ya zaten ölecek. Ya ölmezse? Kazık çakarsa ne olacak? Cennet kendine gel. Korkut bildiklerini anlattığı anda kapının önündesin. Farkında mısın? O eski hayatına gece konduya geri döneceksin. O da alırlarsa tabii. Almazlarsa sokaklarda kimsesiz kalacaksın. Bunu mu istiyorsun? İyi düşün, vazgeçmek istiyorsan sen bilirsin. Haklısın. O hayata geri dönemem. Vazgeçemem. O zaman Yılmazcan'a söyle. Bulsun Korkut. Ne var, ne istiyorsun yine? Yine kavga mı edeceğiz? Yok, kavga falan etmeyeceğiz. Konuşacağız. İki kardeş gibi. İki kardeş gibi. Ne
Al bunu. Al. İçinde bir adres var. Tamam. Şimdi bakma. Ne adresi, neyin var senin? Bir şeyim yok. Hani tanıştığımızda bana demiştin ya. Keşke senin gibi bir abim olsa diye. Evet. Seni tanımıyordum demiştim öyle bir şey. Şimdi olsun. Demem. Bu kadar çok mu nefret ediyorsun bana? Sahip olduğum her şeyi aldın Korkut. Senin yüzünden kaybetmenin en acısını yaşadım. Sen kazandın. Ben kazanmadım Tolga. Kimse kazanmadı. Herkes kaybetti. Ben sadece benim olanların peşindeydim. Sen de buna engeldin. Bu kadar. Bilsem... İyi. Boş ver. Bak Tolga, bu adreste... Boş ver adresi şimdi. Biraz daha konuşalım. İki eski dost gibi. İki kardeş gibi. Lütfen. Ne kadar kibar biriymişsin. Ya öyleyim tabii. Öyleydim. Sen hayatımıza girmeden önce iyi biriydin ben. Sen değiştirdin beni. Ölümüme sebep oluyordun. Evlatlık olduğumu söylediğin gece. Sırf bu yüzden bile affedemem seni. Özür dilerim. Telafisi olmaz. Biliyorum. Ama... Bak Tolga. Sana verdiğim bu kağıtta... gerçek annenin adresi yazıyor. Ama annene sakın haksızlık etme. O seni korumak için yaptı. Hangisine? Gönlüne. Bir insanın iki annesi olur mu ya? Eğer şanslıysan olur Tolga. Beni kaybettiği çocuğunun yerini koydu. Yerine konduğun çocuklardan biri benim. Biz Emine ile ikimiz gönül karanlığının yetimhaneye terk ettiği çocuklarıyız. İkizleri. Ben de bunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsan biliyorum işte. Demek biz şimdi ikimiz de ölüyoruz. Ya anneden alınabilecek en iyi intikam. Kaybettiği oğluyla yerine koyduğu oğlu ölüyor ikisi de. Bak ne diyeceğim. Gel kaderimizi beklemeyelim. Biz yapalım bu işi. Gidelim bir yerden atlayalım. Veya arabayla bir yere girelim. Ya da bileğimize kaya bağlayıp denize atlayalım ha. Madem hayatlarımızı seçemedik, bari ölümlerimizi seçelim. Sen yaşayacaksın Tolga. Anne demeye devam edeceksin. Sımsıkı sarılacaksın ona. Sımsıkı. Alo anne. Bak kim var yanında? Korkut. Yok anne merak etme, kavga etmiyoruz. Biz ölüyoruz anne. Yapma Tolga. Kaybettiğin oğlunla yerine yetiştirdiğin oğlun ölüyorlar.
Sırf seni cezalandırmak için anne. Seni istiyor. Annem seni istiyor. Konuşmayacak mısın? Alo? Ne? Anneciğim. Konuşamıyorum ben seninle. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum anne. Yapamıyorum. Söylemiyorsun Korkut. Hiç mi istemiyorsun annene sarılmayı? Cevap ver bana. Biraz sakin olsana. Gelmeyecek işte. Niye inandım ki ben? Taş kafayım resmen ya. Öylesin taş kafam. Biraz geciktik diye astın hemen bizi. Geldi. Alo Cennet. Ne oldu? Sesin kötü geliyor. Boş ver şimdi beni. Sen Yılmaz'ı ara. Vazgeçtiğimi söyle. Vazgeçmek mi? Niye? Vazgeçtik işte Cennet. Korkut'u öldüremeyiz. Nedenmiş ki? Yani ne değişti? Cennet. Dediğimi yap. Yılmaz'ı ara. Engelle. Hayır yapmam. Zaten artık çok geç. Çocuk oyuncağı değil bu. Yapamam. O cehenneme geri dönemem. Ameliyatla ilgili oluşabilecek komplikasyonları konuştuk biliyorsunuz. Özellikle hafıza ile ilgili endişelerimiz var. Neyse, biz kurşunu çıkarmaya odaklanalım. Gerisini ameliyattan sonra değerlendiririz. Peki, yani kaç saat sürecek ameliyat? 3 ya da 4 saat. Belki daha fazla. Akşam yemeğine yetişiriz ya. Birazdan hemşire gelip sizi hazırlayacak. Tetkiklerin ardından da hemen ameliyat alacağız. Teşekkür ederiz. Ceylan kilitlesene kapıyı. Neden? Korkut ne yapıyorsun? Hemşire gelecek şimdi seni hazırlamaya. Ceylan, ben karımı son kez doya doya öpmeden hiçbir yere gitmem. Son kez deme. Ceylan anlamıyor musun? İdama gider gibiyim. Son isteğimi yerine getirmeyecek misin? Konuşma böyle. Seni aklıma kazıyacağım. Hiçbir ameliyat çıkaramayacak.
Alo? Memduh, seninle konuşmamız lazım. Çok önemli. Ofise gelmek üzereyim. Tamam. Tamam, gelince anlatırım. Ne işin var senin burada? Sen beni mi takip ediyorsun? Seninle konuşacağımızı konuştuk. Bir sonuca varamadık. Sana söylemiştim. Sen oğlumun hayatını kurtarmak için bir şeyler yapamayacaksan gidip babasından yardım alırım demiştim. Ona geldim. Babası Memduh. Babası Memduh öyle mi? Ne yapıyorsun? Bırak. Geç şuraya. İn çabuk. İn! Aç şu kapıyı. Aç çabuk, bana kırdık. İmdat! Yardım edin! Kim yardım edecek be senin gibi sefil birine? Çabuk geç! Aç şu kapıyı! Aç, kırdırtma bana, çabuk! Geç içeri. Nankör! Çık git! Nankör! Yeter, yeter! Şikayet edeceğim seni polise. Sen bu pislik yere ev mi diyorsun ha? Ne yapıyorsun sen, delirdin? Sen benim kardeşimdin, sırdaşımdın. Memduh'a nasıl aşık olduğumu biliyordun benim. Ama bana yalan söyledin. Gittin onunla yattın, öyle mi? Ben onunla bir ömür geçirmeyi hayal etmiştim. Yalan söyledin. Turnede bir adamdan hamile kaldım, bakamayacağım, çaresizim dedin. Beni istemeyen bir adamın çocuğuna bastırdın beni yıllarca. Oğlum dedim, onu bağrıma bastım. Kendi çocuklarımı unuttum. Ama bütün bunların sebebi sensin ve şimdi Memduh öğrenecek hepsini. Ve çocuğumu elimden alacak, anladın mı? Söylemem, kimse bir şey bilmez. Söylersin, söylersin. Söylersin çünkü sen, çünkü sen o**un. Anladın mı? Ben senin annenim. Oğlum! Oğlum, neyiniz var? Yardım edeyim mi size? Ben iyiyim teyzeciğim. Bırak beni. Teşekkür ederim. Allah Allah. Alo Cennet, ne yaptın? Konuştun mu Yılmaz'la? Ameliyattaymış. Belki de bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Kendi söyleyecek. Olsun, sen yine de ara Yılmaz'ı. Engelle onu. Cennet. Cennet. Evet bakalım. Ameliyat hala bitmemiş. Nasıl gidiyormuş? Kurtulma şansı var mıymış? Bilmiyorum abi. Çık git öğren. Tamam abi. Ulan Azrail. İşini kendin hallet. Mesaiyi bana bırakma.
Sen doğru olanı yaptın. Üzme kendini. Anne, ben çok korkuyorum. Ya koş. Sakın aklına kötü bir şey getirme. Her şey çok güzel olacak. Ben bir hava alıp geleyim. Ben de geleyim. Yok yok. Siz oturun burada, ben gider gelirim hemen. Ben test yaptıracaktım. Kızım neredesin sen? Bir şey yok, bir hava aldım biraz. Kurşunu çıkarmayı başardık. Artık bekleyeceğiz. Ameliyatın başarılı geçip geçmediğini ise uyanınca anlayacağız. Peki dayım ne zaman uyanacak? Dediğim gibi, bekleyeceğiz. Teşekkürler. Söyle çabuk, ne öğrendin? Abi, Korkut ameliyattan çıkmış. Yoğun bakım almışlar. Anladığım kadarıyla da iyiymiş. Alo, duydun mu abi? Tamam, anladım. Korkut. Korkut, sen neden böylesin ya? Ne istesem hep tersini yapıyorsun. Neden böylesin ya? Şimdi de yaşayacağım mı tuttu ya? Ya ulan ille ben mi alacağım o canını ya? İlle ben mi alacağım ya? Güzel güzel geberip gitsen olmaz mıydı ya? Bana bak. Sen beni mi dinliyorsun? Hayır. O zaman beni duymadın. Hiçbir şey de görmedim. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Anladım. Anladım de bir daha. Anladım. Thank you.
Tolga'dan uzak duracaksın Hürmet, anladın mı? O benim oğlum çünkü benim! Sok o kuş kafana. Annem. Tolga. Tolga yavrum. Canım benim, iyi misin? Söyle annem benim. Bak seni hastaneye götüreceğim. Bak araba burada. Hadi yavrum. Hadi lütfen. Oğlum. Dokunma ona. Sakın elimi süreyim deme. Yavrum. Affet beni, ne olursun, ben sana yalan söyledim. Benim için söyledin anne. Ben mutlu olayım diye söyledin hepsini. Sen dünyanın en iyi annesisin. Benim için bir şey yap şimdi. Hastaneye git. Korkut'u kurtar. Yılmaz öldürecek onu. Ne? O benden daha çok acı çekiyor. Korkut senin gerçek oğlun. Yetimhanedeki oğlun. Git anne kurtar oğlunu. Ben iyi olacağım. Hadi git oğlunu kurtar. Bırak beni, hadi git. Test sonuçlarımı alacaktım ben. Ne suçluyuz sanıp değil miyim? Biraz bekleteceğim. Efendim Gülün Hanım. Ceylan. Ne oldu? Ceylan lütfen yardım et. Korkut'un hayatı tehlikede lütfen. Thank you.
yaşadılar. Yardım et, kalkmam lazım. Gidecek halin yok ki. Gitmem lazım. Bekle beni. Geri geleceğim, tamam mı? Affet beni ne olur. Affet. Korkut kurtarmam lazım. Affet beni. Çok önce bulmalıydım seni. Oğlum. Oğlum!